Cem Küçük, Cumhurbaşkanı dedi ki ekonomiden diplomasiye tüm alanlarda Türkiye'nin hayrına fikirler ortaya koyan, teklifler ortaya koyan az sayıda aydın görüyoruz. Enflasyonla mücadelemize zarar verenler var. Sinsi operasyonların kol gezdiği sosyal medyadan etkilenerek bu furyaya katılanların sayısı az değildir. Zehirli hava gibi her yere yayılıyor. Psikolojik etkiyi bu kavramlarla açıkladı. Bu anlamda Türkiye'de ekonominin kendi iç dinamikleri içerisinde yaşadığı çelişkilerden kaynaklı bir pahalılık süreci mi var? Yoksa bu tür faktörlerin de etkisiyle yaşanan bir ekonomik dalgalanma mı var? Şimdi ekonomik kriz Türkiye'de var. Yani bu özellikle büyük şehirlerde çok had safhada var. Bunu hep söylüyoruz. Yani Türkiye'de 2 yıldır bu var ve gitmedi. Yani çeşitli programlar uygulanıyor. İlki uygulandı. Yerli ekonomik program. Aslında kuru korumalı mevduat diğerleri işe yaradı bunlar. Yaramadı değil. Ama burada hep özenli bir kavram var. Özür dilerim sözünü kestim ama Estağfurullah. mesela kriz kelimesi mesela hiç kullanılmıyor. Hep hayat pahalılığı deniyor. Yok, kriz kriz var. Tabiri hiç kullanılmıyor. Ben Onun bazen için, buradaki tartışmalarda bilinçli böyle, tercih ettiğim evet, kavram. Ben, evet, şimdi evet, bakın, Türkiye'de ben şimdi birazdan dünyada bu sabahleyin mesela Financial Times'ı 4-5 haber okudum Bloomberg'de. Sabah yayınlarımda verdim. Birazdan bazı şeyleri de söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de ekonomik kriz var. Bakın büyük şeyler için söylüyorum. Geçinmek zor. Ben bunu her programda seninle de Ali Haydar'ın, Faruk'un, hocamızın olduğu yerde söyledim. Büyük şehirlerde geçinmek zor. Nitekim AK Parti'nin bunun bedelini seçimlerde ödedi, kaybetti. İstanbul, Ankara, her yeri kaybetti. Yani büyük şehirlerinde parti meclise birinci oldu ama Erdoğan'la Kılıçdaroğlu yarışında Erdoğan kaybetti. Hele Ankara gibi %78 net milliyetçinin olduğu yeri kaybetti. Anadolu gene var, bu kadar değil. Çünkü Anadolu'da insanlar ev sahipleri, maaşlar, emekli var, devletin sosyal yardımları iyi, hasta olunca para veriyor falan, bu kadar hissetmedi. Ama şu an Türkiye'nin yaşadığı şey krizdir. Ben bugün işte bir kendi çapımıza girdiğimiz bir işte bazı arkadaş çalışan arkadaşlarla şey yapıyoruz. Mesela geçen sene diyor benim ödediğim vergi diyor abi ev kirasını ödediğim fatura İstanbul'da gelirimin %30'uydu diyor eşimle beraber. Şimdi eşimle beraber toplam kazancımın %70'i gidedi şeye gidiyor. Ne yapacağız bilmiyoruz diyor. Türkiye'nin önünde hükümetin çözemediği işlerden biridir bu. Ev sahibi, kiracı meselesi korkunç. Yani bu kadar çok dosya ben adliyelerden biliyorum. Yani çok bunu görmek lazım. Ama Türkiye'nin öte yandan bak geçen sene Eren Türkiye'nin uluslararası notları çok kötüydü. Ama ekonomi kötüydü ama o kadar hani hükümet de şimdi çok tedbir alıyor. Yani maaş veriyor, memura iyi veriyor, işte çalışana veriyor, hakları veriyor, yardım yapıyor. Bir yandan deprem oldu, bütçenin %20'si oraya gitti filan. Bir yandan toparlamaya da çalışıyor. Zaten muhalefetten farkı o. Somut bir şey söylüyor, muhalefet bir şey yapmıyor yani şey olarak. Ama henüz bu şeyi, adaletsizlik ya da büyük şehirlerdeki kriz bitmedi ve bu bir şeye doğru gidiyor. Ama bir şey daha söyleyeyim. Demin Alparslan Bey'i ben yolda gelirken aralarda da dinledim. Ben Alparslan Bey'e çok referans verdim. Bu programlarda hep de veririm. Gerçek fikrinden önce Habertürk'te konuktu Alparslan Bey. Evet, Alparslan belki izlememişlerdir Şaka, kim evet. olduğunu. Bankalar söyleyeyim. Birliği Genel Başkanı, Ziraat Bankası Genel Başkanı. Bakın tedarik zinciri çok kırıldı. Bugün galiba Ekonomi Gazetesi'nde vardı. Çin'de bakın, Çin'de şu an Eren ne olduğu bilinmiyor. Covid var deniyor, ortada bir şey yok. Tedarik zincirleri kırıldı. Ham madde gelmiyor. Avrupa harıl harıl ham madde alıyor. Bu da fiyatları ciddi bir enflasyon anlamında etkiliyor. Ya Hollanda'da %14,5 enflasyon, dünyanın tarım devi. %14,5 enflasyonu daha yeni %10'lara düşürdüler ki bitmedi. Ha bizde %58, gıdada bu daha fazladır ulaşımda. Ulaşımda %100. Ya bu hani hep söylüyorum burada, bu iyi bir şey değil ya. Bu çok kötü bir rakam. Yani Türkiye'deki enflasyon rakamları Avrupa'dan daha yüksek. Ama orada da gördük, yani Avrupa'da da şey var. Yani Çin'deki mesele, Avrupa'da da gıda fiyatları %30-40'lara, işte Fransa'da 500 ürün sabitlendi ki orada daha sert kredi alıyorlar. Almanya'da ev kiraları %6'ya sabitlendi. Orada ben biliyorum ki kanunlar uygulanır. Burada uygulanmaz. Burada abicim onu delik deşik ederler. Ne bazı yerlerde tanırlar. Artış yasaklandı. Ya, ve Avrupa'daki Türklere sorun. Orada ev sahibi olan Türkler de var. Aman abi diyor, bir şey yaparsan diyor burada devlet canını okur. Şimdi bu yerleşmiş devletten korku. Bize bu korku da abi devletten korkuyu şey anlamında söyleyeyim. Kanundan korkup yanlış iş yapmamak. Bu yok. Türkiye'de bence bu %25 işi yanlıştı. Onu enflasyona göre yapsa bu kadar sorun çıkmayacaktı. Yani enflasyona göre zam yapın denseydi bence bu sorunların yarısı giderdi kendiliğinden. Ya, uygulanabilir kurallar konması lazım. Aynen öyle. Uygulanabilir bir şeydi. Ama bakın bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de yani hükümet işte memura bir zam daha verecek. Emekliye, ya yani bildiğim için, öğrendiğim için söylüyorum buradan da.
Ekim ayında bir şey olur mu bilmiyorum ama Ocak ayında filan enflasyonun çok üzerinde bir artış verilecek. Yani enflasyon %50 çıktı diyelim yıllık, %70-80'e yakın bir zam verilecek. Yani çünkü onların çok ciddi mağduru. Emekli bütün Türkiye'de isyanda. Siyaseten de bir yorum yapayım. AK Parti Anadolu'yu gene alacaktır. Ama emekli diyelim ki 65 ile aldığı yeri 55 ile alacaktır. Yani oy kaybedecek AK Parti. Bir kere ekonomi yerel seçim etkileyecek mi? Etkiler. Etkilemez mi? Sen yani tabii rakibin muhalefet olduğu için, CHP olduğu için çok büyük avantajları var. Genel seçim o kadar etkilemedi. Yereli etkiler. Geneli ama etkilemedi. Genelde o bu. AK Parti'nin iyi yaptığı şeyler çok oldu. Muhalefet darmadağın, masayı dağıttı. Abi millet kime güvensin? Adam güvenmiyor ki o tarafa. Ben hafta sonu Urfa'daydım. Soruyorsun. Ondan önce Van'a gittim. Ya kimsenin CHP İYİ Parti diye bir derdi yok. Hala Erdoğan'a bakıyorlar. AK Parti'yi çok eleştiriyor, kızıyor, emekli söylüyor. Ama diyor ki ya bu yolu da o yaptı diyor, şu binayı o yaptı diyor, bu hastaneyi o yaptı diyor, bu hizmetleri o getirdi diyor, bu işte anam diyor yatıyor ona diyor yardım veriyor diyor. Şimdi bir sürü de şeyini sayıyor AK Parti'nin. Karşı taraf diye muhalefet diye bir şey yok. Ne muhalefeti? Öneri yok bir şey. Bir kere oraya giden yok. Ya Ali Aydar'ın bence not alması gereken işlerden. Güneydoğu'da, bakın Urfa'da, ben bu hafta da gene belki gideceğim. Ya yok ya Güneydoğu'da AK Parti'yi görüyorsun. MHP, bak bir şey söyleyeyim. Yeniden, CHP hiç yoktu ama yani. Hiçbir ya zaman şu, yoktu ki. Faruk şu ortamda yoksan. HDP'nin oyu. Faruk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu değil ki. Şu ortamda yoksan, şu ekonomik krize seçim alamıyorsan. O ideolojik yoksan, değil Temel, onu biliyorsun hayır, hayır, neden bak, olmadığını şimdi. Yani anlıyor. CHP neden Güneydoğu'da yok bak, biliyorsun şey diyeyim, sen bak, bunu. AK Parti büyük şehirlerde 2018'de hep aldı. İstanbul, Ankara %52-53 düştü. Anadolu'da kısmen düştüğü yer artırdı. Onun ideolojik olarak Güneydoğu için diyebilirsin. Evet. Ben gene de AK Parti'yi suçlarım. İkna edeceksin insanları. CHP'de, İzmir'de AK Parti'yi suçlarım. Artıramaz. Ama insanlar iyi bir şey görürse dönerler. Öyle Türkiye'de halk yerleşik değil. Bir şey söyleyeyim. Belki Yaşar Hocam'ın konusu haberi vardır. Ya yani adını koyamadığım bir şey oluyor. Yani dünyada bence bir gelişme var. Bir şeyler oluyor. Bunu çok inanarak ve samimi söylüyorum. Anlayamıyorum. Bakın bugün sizin Bloomberg'te gördüm. Morgan Stanley Çin'den korkunç bir fon çıkışı var. Morgan Stanley bu akşam 4'te 12 milyar dolar parasını aldı, çıktı ve Amerika'ya gönderdi. Dün Goldman Sachs bir grup gene Amerikalı büyük metalcilerin, metal üreticilerin parasını aldı. 100-220 milyar dolar şu 3 günde para çıktı hocam. Ya korkunç bir para çıktı Çin'den. Çin'de ne olduğu bilinmiyor. Bakın Financial Times son bir aydır birinci haber hep Çin. Bakın açın Financial Times'ı. Çin'de yatırımcı bilmem ne, bazı iş adamları kayıp. Ortada yok. Bazı fabrikalar kapalı. Covid'den kaç kişi öldüğü belli değil. Yatırım, tedarik zinciri yok. Konteyner yok. Amerika bu arada şale gazını kendi üretip Avrupa'ya veriyor. Almayın diyor. Ben vereceğim diyor. Almanya pahalı diyor. Ben Rusya'dan alayım diyor ama ümünü sıkarım diyor. Tucker Carlson muazzam söyleşiler yapıyor bu ara. Buradan tavsiye ediyorum. Şeyde var Twitter'da. Ama Twitter yok artık. Ya, X pardon. X oldu adı. Twitter diyeyim. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir söyleşi yaptı. Ben bu kadar güzel hayata, bakın koyu Hristiyan, aileyi savunan, Amerika'ya Batı'yı eleştiri getiren, NATO'yu eleştiri getiren, o kadar muazzam zeki bir adammış ki Orban. Anlıyorsun herif baştan aşağı bir entelektüel şey, kapasite. Yani bu dünyanın çatırdadığını, o da mesela nasıl böyle ülkeyi ayakta tutmaya çalıştıklarını, faizlerin çok yükseldiğini mesela değil. Demin Alparslan Bey söyledi. Amerika'da durum iyi. Amerika'da işi düzeltti. Ama Avrupa'da resesyon var. Avrupa'da faizler yüksek. Orada da ev şeyleri çok düşü. Demin Alparslan Bey bunları söyledi. Türkiye'de yani seçimlerden bağımsız söylüyorum. Ben Mehmet Şimşek'in ve ekibinin bu işi düzelteceğine inanıyorum. Ama bu 2024 değil. Yani şey değil. Çünkü temel Türkiye'nin temel rekanı yurt dışından iyi geliyor. CDS puanları, kredi notları iyi geliyor. Son 3 ayda 4.8 milyar dolar ülkeye para girmiş. Yabancı yani Goldman Sachs, Morgan Stanley, Moody's'in Türkiye'ye soktuğu para bunlar. Onun dışında diğer meseleler var. G20 zirvesine Çin katı çok enteresan. Rusya'yı anladık, Çin de gelmiyor. Yani ben gitmeyeceğiz oraya diyor. Amerika borçlarını istiyor. Bakın Çin'in Amerikan tahvillerinden korkunç bir alım yapmışlardı önceki aylarda. Amerika parasını çekiyor oradan. Yani bir şey yapıyor. Çin de yapmayın diyor. Çinli yetkililer Amerika'ya gidip şey yapıyorlar bankacılar. Üstümüze gel yani gelmeyin diye. Bir şey dönüyor adını koyamıyorum. Yani bir küresel sistemde sen de meraklısın öyle şeylere. Çin Hindistan'da yapıldığı için katılmıyor. Yani evet. Hindistan'ın rolünü büyütmemek adına
böyle bir sürece katkı sunmak belki ama istemiyor. Bu Amerika'ya da biraz kızgınlar. Çok ama o zaman şurayı netleştirmek lazım. Bir tuhaflık bu çizdiğin var.